Meselen bir birlikte var ama çok basit. Çemberde bir derste biter. Çemberde alsın. Açabiliyoruz. Çemberin ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi bunu göstereceğiz. Veriyorum. Gel. Bana bu tahtada bir nokta. Teşekkürler. Bakın Feridun bir nokta. Dur, sen de bir nokta. Gel, istediğin gibi bir nokta. Onun noktası da kırmızı olsun. Kırmızı taraf. Teşekkürler. Dur. İki tane nokta var arkadaşlar. Bakın şimdi. Nur'un noktasıyla Feridun'un noktası. Biri merkez olsun. Merkez hangisi olsun? Bence Nur 2 olsun arkadaşlar. Bayanlara gidip merkeze almak mantıklı. Sonra bak problemler işleyebiliriz. Her zaman şöyle yapalım. Şimdi Nur'un noktasına merkez dedik. Merkezi hangi harflerle gösteriyorlar? Bakın. M. M merkez. Bunu Türkler çok kullanıyor. O harfiyle orijin, O harfiyle yine yazıyoruz. Ya da İngilizce'de center var biliyorsunuz. Center. Orijin en çok dünyada orijin kullanıyorlar. Türkiye'de M harfi yine İngilizce nerede çok orada C kullanıyorlar. Hangisini kullanalım? Bence O kullanalım arkadaşlar. Tamam Türkiye'deyiz ama bence O yapalım. Kitapların çoğunda da O olacak. Ben kendi kitabımda ne kullandım? Karışık M, O, C hepsi var. Şimdi Feridun'un noktası da bu noktaydı. Feridun'un noktasına da F harfi diyebiliriz. Ama biliyorsunuz İngilizce'de P point, P kullanıyor. Şimdi Nur'un Feridun'un olan uzaklığına R diyelim. R ne? Radius. Yarıçap. Bunun ismini radius yazmıyorum o kadar detay. Yarıçap diyoruz. Yarı çap varsa tam çap da var. Şöyle bir bakalım. Bu R'nin hangisini? Bakalım. Tam şansa bak. Bir karış kendileri. Ne güzel nokta koymuşlar. Tam bir karış. Aynı noktayı bakın şuraya koydum. Şurada. Aynı noktayı buraya koydum. Kafama göre, evet kafama göre koyuyorum arkadaşlar. Şöyle. Bilmiyorum oradan nasıl oldu. Yumurta gibi oldu. Ben idare edemiyorum. Ne zaman çember çizmeye çalışsam köy yumurtası oluyor. Bunu neden böyle çizdim? Bakın arkadaşlar çok nokta var. Bu merkeze uzaklık R. Uzaklık R. Uzaklık R. Nereden alırsan al hepsine gelecek. R. R. Çember bu. Bir noktaya çember için tanımını yapıyorum. Bir noktaya. Nokta burada hangisi? Orijin. Merkez. Yani bir noktaya eşit uzaklık. Türkçe'yi çok akademik yazmayacağım. Bir noktaya eşit uzaklıkta ki kullanmıyoruz. Bir noktaya eşit uzaklıkta olan, bu olanı A1'de gösterdik, olabilir. Olan noktalar kümesi, kümeyi de biliyoruz. Sadece orijin bu. Bakın şöyle şöyle aslında neler var? Noktalar. Bu noktaların her biri R. 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 Nereden yaparsan yap hep R gelir. Çünkü eşit uzaklıkta. Buna da R. Yarı çap diyoruz. Ve herhangi bir nokta. Herhangi bir nokta. Bu noktayı X ve Y diye göstereceğiz. P, X, Y. Bunları şimdi söyleyeceğim size. Çember bu olurmuş. Çemberin içi
boş arkadaşlar. Bunlar boş. Çember bu çizgi bak. Bu var ya. Gördün mü? Çember bu var. Bunlar orada bir şey yok. Buradan hayır. Bu yarıçap. Orada da bir şey yok.